yükseltilmiş döşeme ayaklarının ahşap altında nasıl uygulandığına dair ufak bir video çekimimiz olacak. Ayaklarımız 3,5 cm'den 135 cm'e kadar kupler dediğimiz ara aparatlarla yükseltilebilen tisek belgesi olan ayaklar ve her birinin 1 tona kadar basma kırılma mukavemeti vardır. Ayakların en büyük avantajlarından biri kesinlikle yalıtıma zarar vermemesi. Isı katmanın üzerine, ısı yalıtımının üzerine ayaklar serbest bir şekilde bırakılıyor. Hiçbir şekilde ankraj yapılmıyor. Peki bu ayakları biz ahşap altında nasıl uyguluyoruz? Ayaklarda uygulama sırasında bu karkas tutucu aparatları kullanıyoruz. Ve üzerinde görmüş olduğunuz deliklere bu aparatlar geçiriliyor. Sonrasında ilk olarak karkasımızı uyguluyoruz. Karkası sistemde bu şekilde kilitledikten sonra yanlardan vidalıyoruz ve karkas ayağa sabitlenmiş oluyor. Dek kısmına geldiğimizde deki karkasa 90 derecelik bir dik açıyla uygulamamız gerekiyor. Ve bu elimde gördüğünüz gizli vidalama aparatlarını kullanıyoruz. Yandan deki karkasa monte ettikten sonra diğer deki uyguluyoruz. Ve sistem kendini bu şekilde kilitleyerek bütünsellik yaratıyor. Burada en büyük avantajlardan biri delzer sayesinde yüzeyde del boşluğunun oluşması ve suyun buradan tahliye edilmesi. Yani yüzeyde herhangi bir göllenme yapılmıyor. Diğer avantaj yine bu aparatlar sayesinde dek karkasa vidalanmıyor. Yani üzerinde herhangi bir çivi vida izi olmadığı için yine yüzeyde güzel bir bütünlük sağlıyor. Ahşaba zarar vermiyor ve bu onun dönmesini engelliyor. Onun haricinde zaten termobut ürünü olduğu için suya karşı dayanıklı. Sistem bu şekilde ilerliyor.